Bazı insanlar vardır, bulunduğu her iklimi, her yaşamı adeta büyüler. Tanık olduğu şeyleri dinlemek için can atarsınız. Hıfzı Topuz gibi. Türk basını kadar dünya basınında da iz bırakan efsane isim 25 Ocak 1923'te İstanbul'da doğar. Çocukluğu Nişantaşı'nda bir konakta Afrikalı dadılarla geçer. Şişli Terakki ve Kadıköy'de St. Louis Fransız Okulu'nda başladığı öğrenimine Galatasaray Lisesi'nde devam eder. İlkokul yıllarında Galatasaray Lisesi'nin Ortaköy'deki binasında öğrenim gören Hıfzı Topuz ve arkadaşları sık sık rıhtımdan geçen motorları izlerlerken bir gün Atatürk'ü motorla geçerken görürler. Bazen Atatürk geçerdi motorla. Onu görünce rıhtıma koşar alkışlardık. O da yaklaşırdı, selam verirdi, geçerdi. Birçok kez gördüm, yani sayısını bilmiyorum ama yani. Babamın işi Ankara'dayken tatillerde oraya giderdim. Cumhuriyet Bayramı'nda, 10. yılda abilerimden biriyle kalkıp törene gittim. Şehrin dışında hipodrom diye bir yer vardı, orada yapılıyordu. Gittik böyle heyecanlı uzaktan Atatürk'ü tribünde görüyoruz. Yanında Celal Bayar, İsmet İnönü, Şükrü Kaya, Tevfik Uçtu. Onları böyle resimlerden biliyoruz. Geçti bütün törende yer alanlar. Sonunda halk geçmeye başladı. Ben de abimle beraber onların arasına kırıldım. Atatürk'ün önünden 3 metre, 4 metre mesafeden geçtik. Heyecanlandım Atatürk'ü o kadar yakından görmekle. Doyamadım, dolaştım, bir daha geldim, geçtim sonra. Yazları Kartal'da kalıyorduk. Trenle Haydarpaşa'ya geliyorduk. Orada bir de bakıyorduk ki bazen askeri at, polis sıra olmuş, bekliyorlar. Ha, Atatürk gelecek diye biz vapuru kaçırıyorduk, bekliyorduk. Atatürk geliyor, selam vere vere geçiyordu. En son 1937'de Hatay davası falan var, Anadolu gezisine çıkmıştı. İstanbul'a dönüyordu. Kartal kaymakamı karşılamaya gidelim dedi. İstasyonda sıralandık, orada beklemeye başladık. Tren durdu, Atatürk evvela penceredeydi, sonra indi. İşte önde duran birkaç kişinin elini sıktı, ben de onların arasındaydım. Abi müthiş heyecanlandım Atatürk'le beraber. Anlata anlata bitiremedim tabii bunu günlerce. Hı hı. Ölüm haberi geldiği zaman sınıftaydık. Bir Fransızcası ders veriyordu. Haber gelince adam dersi bıraktı. Ders tatil edildi zaten. Ve ona çıktık, herkes ağlıyordu falan. Böyle o günleri yaşadık. Müthiş bir sevgi seni. Dolmabahçe'ye gittik, katafalkın önünden geçtik. Sonra cenazesi geldiği zaman biz yine izci olarak peşindeydik. Onun için Atatürk bizi çok etkiledi. Hiçbir zaman etkisinden kurtulamadım. Kendimi her zaman Atatürkçü saydım ve herhalde öyle sayıyorum. Galatasaray Lisesi'nde özellikle Türkçe, edebiyat ve tarih derslerine karşı yatkın olan Hıfzı Topuz'un yazmaya merakı da işte o yıllarda başlar. Hocaları arasında ünlü romancı Esat Mahmut Karakurt, şair Halit Fahri Ozansoy, İsmail Habib Sebük de vardır. İlkokulu bitirince Beyoğlu'na geçtik. Türkçe ve edebiyat derslerinde ben o hocaları çok sevdim. Beni çok etkilediler. Birincisi Esat Mahmut Karakurt. Esat Mahmut Karakurt biliyorsunuz ünlü romancı. Çok yakışıklı, çok sempatik bir adamdı. 6. sınıfta bize Türkçe dersine geldi. Ve hepimiz hayrandık Esat Mahmut'a. O hayranlığım devam etti sonra da. Yani ben Galatasaray'ı bitirdikten sonra da onunla görüştüm gazeteci olarak. Sonra o milletvekili oldu, yine görüştük. Sonra ben onu televizyona çıkardım, televizyonda çalışırken röportaj yaptım falan. Böyle hayat boyu süren bir dostluk oldu Esat Mahmut. O zaman hocamdı, sonra arkadaşım oldu yani böyle bir şey. Esat Mahmut'tan sonra Halit Fahri Ozansoy, şair, o geldi. Ondan hiçbir şey öğrenmedik. Halit Fahri dalgacı bir adamdır, kimseyi tanımazdı. Yani bir çocuk ayrı ayrı isimlerle iki defa derse kalkardı. Onun bile farkına varmazdı. Böyle bir garip bir adamdı. O zamanlar Baykuş diye bir piyes yazmıştı. Muhsin Ertuğrul oynamış. Bu da hayran olmuş. Derdi ki Baykuş bu kadar sükse yaptı falan. Hocam okusanıza bize derdik. Kalkar oynardı sınıfta Baykuş'u. Kendini yerden yere atardı. 7'de veya 8'de bir yarışma yaptı. En iyi kompozisyon yazanı, o yazıyı ben dedi son postada bastıracağım dedi. Ben de kompozisyonda hep iyiydim zaten, yani meraklıydım doğru dürüst yazı yazmaya.
Sonunda iki kişi finale kaldık. Biri ben, biri Metin Toker. İkimiz de kompozisyonlarımızı okuyucu sınıfta, sınıftan gelen tepkilere göre hoca seçecek. Ben okudum, ooo yaşa yaşa kıyamet. Metin okudu, ona aynı tezahüratı göstermediler. Ben seçildim. Bak memnunum, yazım çıkacak gazetede. Her gün gazete almaya başladım. Aradan bir hafta geçti. Hocam dedim, benim yazım var da yani çıkacaktı dedim. Aa doğru doğru dedim, ben ona bir sorayım bakayım ne olacak dedi. Aradan yine 3-4 gün geçti, yine hocam dedim, benim aynı yazım. Ne yazısı dedi. Hani dedim, kompozisyonda birinci gelip, ha tabii ben meşgul olurum. Aradan yıllar geçti. Bir gün Melih Cevdet Anday, benim çok yakın arkadaşım, Boğaz'a gidiyoruz. Karşımıza Halit Fahri geldi o da. Dedim bakın böyle bir olay oldu. Siz benim yazımı bastırmadınız, çok üzüldüm. Çok özür dilerim Hüsnü Bey dedi. İki sene ondan ders aldık, sonra edebiyat dersine İsmail Habib geldi. Çok tanınmış bir edebiyat tarihçisiydi. Atatürk'le dostluğu vardı, onları anlattırdı kendisine. Ve otoriteyi de bana sınıfta kimseyi tanımazdı. Ben 4 sene okudum İsmail Habib'te. Hep hayrandım kendisine. Beni tanımadı hiçbir zaman. Fransız hocalar vardı tabii. Onları da çok severdim. Yani Fransız hocalarından çok şey öğrendim. Yani şimdi bakın tesadüfen masamın üstünde duran bir defteri göstereyim. Bu Galatasaray'da 1941-42 yılında felsefe dersinde tuttuğum notlar. Yani o zaman aydınlanmayı falan ben burada öğrendim. Fransız hocası Marak diye bir adamdı. Sonra Fransa yani Alman işgalinden kurtuldu. İstanbul'daki konsolosluğu da buradaki özgür Fransızlar işgal ettiler. Bu adam da özgür Fransızlardandı. Faşist Fransızları kovan insanlardan biriydi. 1939 yılında babasının işlerinin bozulmasıyla birlikte henüz lise öğrencisi olan Hıfzı Topuz, 1941 yılında 11. sınıf öğrencisiyken aileye destek olmak amacıyla bir hava gazı şirketinde çalışmaya başlar. İşte Galatasaray'da bu son sınıflarda ailemin durumu pek parlak değildi. Babamın işleri bozuldu, bir fabrikası vardı, kapattı ve yani gelirimiz kalmadı. Çalışmaya mecbur oldum, iş aradım. Hava gazı şirketinde yarım gün iş buldum. Orada çalışmaya başladım. Bu birkaç sene sürdü benim hava gazındaki işim. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne yerleşir. 17 yaşında kendisini çok sarsan bir olay yaşar. Abisini kaybeder. Kardeşim vardı Zahir. Ondan çok anlaşıyorduk. Kavgalar da ediyorduk ama yani o benden 2 yaş büyük olduğu için ben çok şeyi ondan öğreniyordum. Ben sınıfımdaki arkadaşlar arasında daha geniş bir bilgim vardı. O da kardeşimden geliyordu. Birçok yere beraber çıkıyorduk. Beraber avlanıyorduk. Hava gidiyorduk o zamanlar. Okula da beraber gidip geliyorduk. O bir ara hastalandı falan böyle. Bir sene, 2 sene okula gidemedi. Atlattı. Sonra yeniden dostluğumuz devam etti. Bir gün Kartal'a yine ava gitti. O zaman 20 yaşındaydı. Haber gelmedi falan. Akşam ben de eve geldim. Bir de baktım ki avda vurulmuş. Ama kendi kendine olmuş yani. Elinde çifte var. Çiftenin tetiği dallara takılmış. Kalbinin üzerine gelmiş. Öğrenciliği sırasında gazeteci olmayı düşünen Hıfzı Topuz, hukuk fakültesi son sınıfındayken Akşam gazetesinde işe başlar. Yazar olmayı istiyordum. Şiirler yazıyordum kendi kendime, hikayeler yazıyordum. Gazetecilik için iş aradım. Akşam gazetesinde bir üvey ağabeyim vardı. Babamın ilk karısından olan oğlu. O gazete sahiplerinden Kazım Bey'in damadıydı. Ona gittim Yekta'ya, dedim ki abi söylesene beni akşama alsın dedim. Telefon etti, randevu aldı, kalktım gittim. Adam beni imtihan etti Fransızca böyle. Burada havada bir adam böyle yerinden kalkmadı böyle. Olursa haber veririm dedi. Yok dedim, açık açık söyleyeyim ben. Atlatmaya gerek yok dedim ama hakikaten 2 hafta sonra adam geldi, buyurun çalışmaya başlayın dedi. Gazeteye girdim, hemen röportajlara başladım. Yazı işleri müdürüyle, istihbarat şefiyle gayet dostça ilişkilerimiz oldu. Bir muhabir vardı, Saadettin Gökçepınar. Beni aldı şeye götürdü, belediye sağlık müdürü, Faik Yargıcı. O beni gayet iyi karşıladı. Bana destek oldu yani, müthiş yardım etti adam. Benim çok yakınım oldu o Faik Bey. Ben Beyoğlu muhabiri olmak için girdim. Beyoğlu muhabirliği demek yabancılarla konuşmak. Otellerde gelen yabancılarla konuşacaksın. Yahut sirkecide, havaalanında falan adamlar bulacaksın, konuşturacaksın. Yabancı mahfile Şahap Balcıoğlu bakıyordu. Şahap da Galatasaray'dan arkadaşımdı. Patron beni onun yerine tayin edince müthiş aramız açıldı, gayet soğuk oldu falan. Ama sonra alıştı.
Bir süre sonra istihbarat şefi oldum. O zaman daha geniş olanaklarım oldu. İmzalı yazılarım çıkmaya başladı. Kendimi kabul ettirdim Babali'ye ve gazetede büyük röportajlar yapmaya başladım. O zaman yaptığım büyük bir dizi vardı. Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor diye. Cumhuriyet'in ilk meclisinden, Atatürk'lerimden kalan adamlarla konuştum. Suriye'de bir hükümet darbesi oldu. Hüsnü Zahim diye bir adam vardı, askerdi ama çok sevilen devrimci bir adamdı. Bu adam bir darbe yaptı, iş başına geldi. Atatürk'ü taklit ediyordu. Böyle bir adam. Dış politikaya da meraklıyım o zaman. Her devlet hakkında dosyalar tutuyorum. Fişlerim var falan, böyle izliyorum. Sami Hinnavi diye bir asker bunu devirdi ve o gece kurşuna dizdi bunu, öldürdü. Ben dedim gideyim, ya bu olaylarda röportajlar yapayım. Yazı işleri müdürü yok. Aman dedim, Sibel, başınıza bir iş gelir, ben yollamam sizi. Patrona çıktım, dedim ki Kazım Bey'im, ben gideyim. Tehlikeli, olsun dedim, ben alıyorum. Pekala dedi. Çarşı içinde böyle bir esnaf atölyene yerleştim. Orada bir adam vardı, Şakir Çeşen diye. Akşamın muhabiri sayılıyor ama şekle. Kalktım onu buldum hemen gider gitmez. Nerede kalıyorsun dedi. Vallahi dedim Otel Royal'e indim dedim. Royal buranın en şık oteli. Söylemedim ya çarşı otelinde kaldığımı. O bana randevuları ayarlıyor ve adres Otel Royal. Ben gidiyorum otelin koline haber bekliyorum. Ve bana darbe yapan herkesten randevu aldı. O Sami Hinnavi başta olmak üzere her yere kabul ediliyorum falan. Ama otelim gizli. Çarşı oteli. Paris'ten döndükten sonra istihbarat şefi oldum ve gazetedeki saygınlığım gayet iyi falan. Bir gün Vala abi bana dedi ki, ya dedi, bir arkadaş var, şair Melih. Ha bilirim dedim, şiirlerini bilirim dedim Melih. İşten atıldı dedi, burada iş arıyor dedi. Sen buna bir iş uydur dedi. Melih'i ben çok sevdim. Röportaj yap diye aldım gazeteye evvela. Yani açıktan yazı yazıyordu, röportajlar yapıyordu. Ve Melih'e ben daha doğru bir iş bulayım dedim. Sekreter yardımcılığını aldım yanıma. Beraber çalışmaya başladık. En iyi arkadaşlarımdan biri oldu. Melih'le dostum 25 sene devam etti. Bütün aydın takımını, edebiyatçı takımını gazeteye çağırıyordu. Onlardan yazı alıyordu. Böyle gayet canlı bir hale geldi o sayfa. Necmettin Sadık da gazetenin ortağı, başyazarı. Yazı yazmıyor. Burada havada bir adamcağız ama gazetenin başyazarı. Necdet de spor servisinin başına geçti. Kalecilikten gelme. Ama Necdet sporcu. Kafa itibariyle o kadar yani. Solla molla hiç alakası yok. Edebiyatla, şiirle falan hiç alakası yok. Bir de geldim bir gün. Benim odanın kapıları açılmış. Bu da yazı işleri odasına gelmiş, yerleşmiş. Hepsi sen burayı dedi, komiseri doldurmuşsun dedi. Bu gazeteyi yarın öğrenciler gelir taşlarlar dedi. Onun için bunları sokmayacaksın bir daha dedi. O Melih Şevdet dedi, komisinin biriymiş dedi. Onu da bir daha gazetede görmeyeceğim dedi. Gelirse kafasını kırarım onun dedi. Yani diğer adam kaleci yeri yarı falan bir herif. Kırar mı kırar, kaçığın biri bunlar. Bir çocuk vardı Orhan Tahsin, onlara haber gönderdi. Bir demin git köşede bekle. Melih gazeteye gelmesin. Ya kaçık Melih'te, Melih'te kavga eder. Müthiş kavgacı Melih'te yani. Hiç dinlemez, herkes saldırır falan. Böyle bir adam. Patron dedim ki ben bu gazeteyi bırakıyorum dedim. Sonra patron beni çağırdı. Yok dedi, bu böyle olmaz dedi. Necdet bir daha gazeteye gelmeyecek dedi. Necdet'in işine son verildi. Ben o zaman yazı işleri müdürü olarak gazeteye geçtim. Orhan Bey nasıldı hocam? Valla Orhan'la Kemal, Mehmet Kemal bizi buluşturdu. O Şükran'da galiba bir öğleyin yemek yiyorduk beraber. Sakal bırakmıştı. Dedim hayrola dedim, sen sakal bırakmışsın dedim. Jilet alacak param yok dedi, ondan dedi. Melih de bana dedi ki numara yapıyor dedi. Olmaz oğlum dedi, bir jilet al, ne oluyor dedi, atıyor dedi. Havaalanında müsteşar karşıladı, elçilik müsteşarı. Elçilik müsteşarı da sonra büyük elçi oldu. Çok sevdiğim bir arkadaştı, Mahmut İkerdem. Bu akşam resepsiyonu var, büyükelçi sizi çağırıyor dedi. Ecvet Güres'in vardı, Nuyan Yiğit vardı, Kuvvet Başarır vardı. Fuat Hulusi Tugay, Fuat Paşa'nın, Deli Fuat Paşa'nın oğlu büyükelçi. Kafası bir karış havada, şımarık bir herif. Ben dedi buraya gazete başyazarlarını çağırmıştım, onlar gelecek zannediyordum. Ben böyle muhabirleri falan beklemiyordum dedi. Onun için beni dedi, rezil edeceksiniz bugün dedi. Ben dedim gidiyoruz biz dedim. Hadi arkadaşlar biz. Onlar da bana uydular. Mahmut deli o da aman yapmayın etmeyin ne olur. Kaçıktır o böyle laflar eder falan bizi kandırdı kaldık. O Kahire toplantısında bazı insanlarla konuşmak imkanı buldum. Birini tanıttılar. İhvan-ı Müslümin yani Müslüman kardeşlerin başkanıymış bir adam.
Ben seninle özel konuşacağım dedim. İlk defa İvan-ı Müslim'in başkanıyla ben konuştum yani. Türkiye daha adı geçmiyor adamın. Bugünkü Müslüman kardeşlerin işte kurucularından biri. Eski başbakanlardan Halim Paşalar bilmem neler falan vardı. Onlarla konuştum. Kadın kuruluşu vardı orada. Beytil Nil, Nil Kızları. Onun kurucusu olan bir kadın vardı. Hoş bir kadındı. Onlar röportaj yaptım. Böyle bir yan önemli kişiyle röportajlar yaptım. Onlar gazetecilik hayatımda çok yeri olan şeylerdi. Sabahattin Ali'yi gazeteciliğe başladığı aylarda Rasih Nuri İleri'nin evinde tanır. Gazeteciliğe başladığım zamanlarda ilk 1947 Ekim'inde başladım ben gazeteciliğe. Galiba Kasım'da bir gün Rasih beni eve çağırdı. Gel dedi, sana birini tanıtacağım dedi. Gittim, Sabahattin gizleniyor, Sabahattin evde. Müthiş bir tatlı adam, bir kol çengi, hikayeler anlatıyor, taklitler, hapisten yeni çıkmış falan. Sabahattin'i çok sevdim o zaman. Sonra da yakalandı ama yakalanması da şöyle oluyor. Gizleniyor Asin evinde. Deri bir ceket var, mont, onu giyiyor. Başına deri kasket geçiyor, gevzik takıyor, tanınmayacak diyor ya. Öyle dolaşıyor. Bir gün yine öyle dolaşırken arkadaşlarına rastgele ya diyorlar, bu akşam mülkeliler balosu var. Sen de gel Taksim gazetesinde. Olur mu ya, hemen kaçıyor. Korkma falan. Alıyor bunu, o kılıkta baloya getiriyor. Mülkeliler gecesi daha doğrusu. Sabahattin gelince herkes başlıyor tezahür ediyor. Merhaba Sabahattin, nerelerdesin falan. Vali Lütfü Kırdar, yanında eski Milli Eğitim Bakanı var Abidin Özmen. Gel diyor vali, bunu masasına davet ediyor. Orada onlarla ahbaplık ediyor falan. Gayet rahat. Hadi diyorlar pavyona inelim. Gazinonun pavyonuna iniyorlar yine hep beraber. Ve orada da eğleniyorlar. Vali, ben kalkıyorum diyor. Sizi bırakabilir miyim bir yere diyor. Sabahattin diyor ki ben size yakın bir yerde oturuyorum diyor. Vali konağının arkası Emlak Caddesi, yani şimdi Abdülpik Caddesi. Orada Rasih'in apartmanı var. Kamelya apartmanı, orada oturuyor. Bırakır mısınız diyor. Alıyor. Vali konağa geliyor. Ben iniyorum burada diyor. Sizi şoförüm götürsün diyor. Şoför bir de polis. Valinin polisi. Alıyorlar bunu. Kamelya apartmanına götürüyorlar. Sabahattin gizlenmeye devam ediyor. Kimse ihbar etmiyor Sabahattin. Bir gün Mehmet Ali'ye gidiyor, Aymar'a gidiyor. Onlar beraber oluyorlar, eve beraber dönüyorlar. Kamelya apartmanına. Polis de Mehmet Ali'nin peşinde. Aa, bir de bakıyor ki Sabahattin yanında. Girerken yakalıyorlar Sabahattin. Nişantaşı'nda doğduğu konaktan sonra taşındıkları apartmanda tanıştığı Nezihe Hanım'la flört döneminden sonra 1949 yılında evlenirler. Bir ara ben Nişantaşı'nda konaktan sonra bir evde oturuyordum. Benim taşındığım kata başka bir aile geldi. Zemin katıydı o. Onların 5 çocuğu vardı. Biri bir kız damdisyona gidiyordu. Ha, benim hoşuma gidiyordu. Zaten görüyordum daha taşınmadan evvel. Sokaklarda okul dönüşü gördüğüm bir kızdı. Sonra orada tanıştık. Bir süre sonra anlaştık ve buluşmaya başladık. Yani ilk radyomuz 19 Mayıs 1942'de oldu. Ben daha Galatasaray'ı bitirmemiştim yani. O dostluk 7 senelik bir flört dönemine yol açtı. Yani o zaman beraber çıkmak meseleydi. Tutucu olduğu için onun aynısı. Korkuyorlar, istemiyorlardı. Ama biz pastanelerde falan buluşuyorduk. Evlenmeye karar verdik. 1949 sonunda yedek subaya gidecektim. Yedek subaya gitmeden evvel büyük bir nişan töreni yapıldı evde. Arkasından bir iki ay sonra da evlendik ve ben yedek subaya gittim. O da bir iş buldu. Anadolu Ajansı'nda çalışıyordu. Ankara'ya geldi. Hafta sonları beraber oluyorduk. Ben okuldan bazen kaçıyordum, eve geliyordum. Ve o hayat arkadaşlığımız onun kaybettiği yıla kadar devam etti. Çok iyi arkadaştık. Aramızda hiçbir böyle tartışma, kavga falan olmazdı. Yani 50 yıla yakın bir zaman kavgasız, gürültüsüz bir yaşam. Bir de oğlumuz oldu o ara. Paris'e gittik, yine beraberdik. Buraya geldik, evde yine beraberdik. Burada sonra bir kaza geçirdi, hastalandı falan. Maalesef 1-2 sene yatakta geçirdi ve kendisini 80 yaşındayken yitirdim. Gazeteciliğin her dalında çalışan efsane isim, İstiklal Savaşı'nda esir düşen General Trikopis ile yaptığı röportajı hiç unutamaz. Yunanistan'da Türkiye arasında dostluk ilişkileri kuruluyor. Başbakan da İstanbul valisi, belediye başkanı Fahrettin Kerim'e demiş ki sen bir heyetle git bir yakınlık kurun demiş. O da yani 3-4 gazeteci aldı, biri de ben. Büyükelçi Ruşen Eşref tanıtıyor bizi, birini tanıttı. General Trikopis dedi. Siz dedim, İstiklal Savaşı'ndaki Yunan orduları başkomutanı Trikopis siz misiniz? Evet benim dedi. Ben dedim sizinle konuşmak isterim dedi. Ne zaman istersin dedi. Bizim arkadaşları atlattım ki bir kere de söylemedim. Evine gittim, böyle yaşlı bir adam. Yaşlı değil mi? Şimdi bana göre genç, 90 yaşında.
Anlatsanız dedim anılarınızı, ben çok merak ederim işte. Kahvelerde resimleriniz vardı sizin triko biz kılıcını teslim ederken Atatürk'e. Anlatayım dedi. Bizim dedi, Anadolu'da işimiz neydi dedi. Bizi İngilizler oraya sürükledi dedi. Başkomandanlık Meydan Muharebesi'ni anlattı. Nasıl olmuş, nasıl yenilmişler, bu nasıl esir düşmüş, nasıl bunu karargaha götürmüşler, Mustafa Kemal'in karargahına. Ben diyor, yorgun argın diyor, kaç gündür uyumamışım, yemek yememişim diyor. Beni aldılar, İsmet Paşa alıyor bunu. Salonun dibinde bir adam, bir sarışın bir adam oturuyor. Anladım, Kemal Paşa diyor. General üzülme, Napolyon da bir savaş kaybetti demiş. Birdenbire moralim düzeldi diyor. Aç mısın general, yemek yiyelim demiş. Yemek yiyecek halim yok diyor, nerede dedi. Çay içelim öyleyse dedi diyor. Çaylar geldi diyor. Bir de pafta getirin demiş Atatürk. Paftayı da açmışlar. Demiş ki işte biz şuradaydık, siz böyle sıkıştık, kaçacak yer yoktu. Yoo demiş, kaçabilirdiniz demiş. Nereden demiş, bak demiş biz şurasını tuttuk, şurası açıktı oradan kaçabilirdin demiş, onu düşünemedim. Burada demiş misafirmişsin, savaş bitene kadar. Büyükada'ymış karısı, onu da bağlamışlar, ondan da haberleşmiş. Ve Atatürk'ün yanından gayet tatlı anıları anlatmış, ayrılmış. Ve ondan sonra bir tarihe imzalandıktan sonra bunu da göndermişler. Ondan sonra Türk-Yunan Dostluk Cemiyeti Başkanı olmuş. 1958 yılına kadar yaptığı gazetecilikten sonra Fransa'ya Strasbourg Üniversitesi'nde burslu olarak devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans ve doktora yapmaya giden Hıfzı Topuz aynı zamanda gazeteciliğe de devam eder. Onun röportajlarına kimler konuk olmaz ki? Ressam Fikret Mualla, Abidin Dino, Avni Arbaş. Paris'e gitmek benim için çok önemli bir olaydı. Yani idealim de Paris'e gitmek. Paris'teki Türkleri bulup onlarla röportaj yapayım diye düşünüyordum. İşte ilk Avni Arbaş'ı buldum, Avni'yi. Ondan sonra Abidin'i buldum. Fikret Mualla'yı buldum falan. Nejat Devrim oradaydı. Onlar tanıdığım insanlardı hep İstanbul'dan. Ve röportajlarımı hiç eksik etmedim. Akşama iki röportaj gönderiyordum. Hem de Yeni Asır diye bir dergi vardı. Oraya da bir röportaj gönderiyordum. Ayrıca Yeditepe diye bir aylık dergi vardı. Oraya da yazıyordum. Abidin Dino'yu ben Rasi'nin dayısı bir defa annesiyle. Kardeş bir gün Rasi'nin evinde tanıdım. Öyle bir konuşmamız oldu ama Rasi bana boyuna Abidin'den bahsederdi. Yani Abidin'e böyle bir uzaktan bir hayranlığım vardı. Bilirdim kim olduğunu. Paris'te Scola Cantorum diye bir pansiyon var. Orada kalıyordu. Orada Avni Arbaş'ta kalıyordu. Avni benim arkadaşımdı, dostumdu. Avni'yi görmeye gittim. Abidin'i de orada tanıdım sonra. Abidin çok zarif bir insandı. İyi konuşur, tatlı bir sesi vardır. Genel kültür müthiştir. Bilmediği şey yoktur. Çok iyi bir eğitim görmüş. Rusya'da okumuş, Sovyetler'de okumuş. Nazım'la dostluk etmiş. Çok geniş edebiyatçı, sanatçı çevresi vardı. Fransa'da birçok yazarla arkadaşlık etmişti. Yani Abidin'in çok geniş bir sosyal çevresi vardı. Komünist olsun, sosyalist olsun, tarafsız olsun, bir aydınlarla arası gayet iyiydi. Ve Türkiye'ye gelenler Abidin'den yardım isterlerdi genelde. Herkes de meşgul olur, iş bulmaya çalışır, arar, yardım eder, evine kabul eder. Böyle çok sıcakkanlı bir adamdı. Komünist, parti üyesi derlerdi. Ama ben parti üyesi olduğunu duymadım. Abidin öldükten sonra duydum parti üyesi olduğunu. Hiç öyle bir parti üyesi olarak bir faaliyet yoktu Abidin'in. Paris'e geldiğim zaman işte ilk Avni'yle falan buluştuk. Bir de baktım Elvar ölmüş. Elvar biliyorsunuz büyük şair. Ben de Elvar'ın şiirlerini biliyorum. Özgürlük şiirini falan biliyorum. Avni'ye dedim ki gel cenazesine gidelim dedim. Ertesi gün Maison de la Pensée var. Düşünce evi diye. Gazetecilerin merkezi yani. Orada katafalka konacakmış. Tabutun bir başında Avni, bir başında ben nöbet tuttuk. Herkes geldi. İmmortallar falan herkes. Ertesi günde cenazesine gittik. Yer yerinden oynadı. Kimler yoktu yani. İlk Paris'te bütün atlarını bildiğim, kitaplarını okudum, şiirlerini bildiğim insanların orada bir arada görmek müthiş heyecan verici bir şeydi. O zaman Fransa kaynıyordu. Amerika'nın egemenliği başlamıştı eldeki de. Eisenhower devlet başkanı olacak mı olmayacak mı Eisenhower meselesi vardı. Gösteriler yapılıyordu. Eisenhower asasen Eisenhower katil diye barbar bağırıyorduk falan. Ondan sonra Vietnam Savaşı vardı. Vietnam Savaşı'nı durdurun diye barbar bağırıyorduk. Kapalı salon toplantıları oluyordu. Kapalı salon toplantıları ama herkese açıktı. Ben o toplantıları kaçırmıyordum.
Mutualite diye Paris'te bir yer vardı, hala vardır. Sahneye çıkanlar Jean-Paul Sartre. Ondan sonra Aragon. Bütün o benim tanıdığım Fransız yazarları orada. Adını duydum, kitaplarını okudum, komünistleri hep orada gördüm. Marksist yazarları. Stalin öldü. Mart 1953'te. Yer yerinden oynadı yine Paris'te. Bütün komünist toplantıları yapılıyor ama komünistler hem mecliste çoğunluktaydı hem güçleri yok muhalefette. O zaman Torres partinin başından ayrılmıştı. Ondan sonra Duclos partinin başındaydı. Duclos'u tutuklamaya kalktılar falan, böyle bir takım olaylar oluyordu. Serbest bırakın diye gösteriler oluyor. Benden başka Türk yok. Onları böyle gidip izliyordum. Gittiğimde onları kimseye söylemiyordum yani. Sartre'ı alkışlıyorum orada ya, değil mi? Bu bile aman dedikodusu olmasın diye falan. Bir süre sonra Stalin'in kirlici başlıkları meydana çıkmaya başladı. Khrushchev geçti daha sonra. Khrushchev şeyden açıklamaya başladı. Yolsuzlukları, onun zamandaki mahkumiyetler, öldürülenler, idama mahkum edilenler. Ya yerinden oynadık. Fransa'daki Komünist Partisi güçlü bir parti. Onların içinde tasfiyeler başladı. Lider diye bildiğimiz insanları birdenbire alaşağı ettiler. Onlar devrildi. Yani o zaman kime güveneceksin? Bir şey kalmadı ortada. O zamandan beri ben tarafsız olacağım demin. Yani solcuyum, Marksizm teorilere inanıyorum ama aktif olarak görev almayacağım hiçbir yerde. Nejat o zamanlar akademiyi bitirmeden bıraktı gitti orada. Birdenbire otorite oldu. Salon d'Octobre vardı. Onun başına geçti. Salon d'Octobre falan sanat okullarında önemli bir rol almaya başladı. Ha, birdenbire kendini bu kral zannetti. Bütün arkadaşları bunu ittiler. Bu yalnız kaldı. Bir Polonyalı kızla sevişti. Polonya'nın kurtuluşuna falan görev almış. İşsizmişizdi böyle. Sefaleti oynuyorlardı. Ama gidip zaman zaman annesinden bir şeyler tırtıklamaya çalışıyordu. Annesi biliyorsunuz Fahrenheit Zeyd. Fahrenheit Hanım buna o kızla evleniyor diye reddetti. Ya oğlum sizi çok severdim, yapmayın bunu dedim. Bana laf etmeyin ondan da. Adını duymak istemiyorum dedi falan. Apertevi'yi tanıdım o zaman. O çok efendi adamdı. Ondan çok dost olduk. Gelen Türklerle de ahbaplık ediyordum. Bir heyet NATO davetlisi olarak Fransa'ya geliyor. Ünlü bir takım gazeteciler. İçlerinde kim var? Vala Bey var. Vala Nurettin. Çetin var. Çetin çok hoşlandı. Ben burada kalacağım diye. Ben o zaman 5 franklık bir otelde kalıyorum. Ona da orada yer ayırdım. O da orada kalıyor. Her yere götürüyorum ben. Ama Çetin bir espri burada feda etmeyeceği şey yok. Peki ikimizin de parası yok. Öğrenci lokantasında falan yiyorum. Bazen de akşamları otelde sandviç alıyorum, ekmek alıyorum, bir şey şarap alıyorum. Buna da gel diyorum işte istersen. Tabii diyor. Çorba tabletleri satılıyor. Gaz lambası aldım. Ondan su kaynatıyorum. İçine çorba tableti atıyorum. Beraber içiyoruz. Ondan sonra yazı yazıyor, diyor ki hıfzı diyor, o kadar pintik ki diyor, lokantaya gitmiyor diyor. Ulan, tableti diyor ikiye bölüyor diyor, lokantaya ne ondan idare ediyor diyor. Hayda. Ya o zaman ben şöyle bir anısını alıyorum Çetin. Bak dedi, Fransa'da insan her şeyi söyleyebiliyor dedi. Ben komünistim diye bağırabilir dedi. Metro bekliyoruz. Metronun ağzına döndü. Ben komünistim diye bağırdı Çetin. Dedim ki bak Çetin böyle bağırıyorsun ama orada bir adam seni izliyor deminden beri dedim. Gördü dedim senin bağırdığını. O elçilikte çalışıyor adam. Yapma ya. Ben komünist değilim, numara yaptım diye baktı. Ya Cumhurbaşkanı'yla bile konuştum o zaman yani. Rahat rahat her yere girebiliyordum yani kartım olduğu için. Ama 10 aylık burs yani bunun sonu gelecekti. Geldi kös kös döndü. Ya ben bir defa Nazım'ı tanımadan evvel hayrandım. Evde kardeşlerim şiirlerini okullardı. Galatasaray'da 5. sınıfta okul kütüphanesinde şiir kitabı vardı. Onları okurdum. Bir süre sonra Nazım tutuklandı ve yıllarca hapishanede yattı. Ben akşama girdikten sonra Vala Nurettin'i tanıdım. Nazım'ın en yakın, en sevgili dostu Vala'dan Nazım'a dair çok şey dinledim. Evinde yemek verirdi. Bir iki dostunu çağırırdı. O sıralarda da hapishanede Nazım'ı görmüş olurdu. Onları anlatırdı. Hayranlıkla dinlerdik. Yeni şiirlerini ilk o zaman dinledim. Bize türkülerimizi söyletmiyorlar Robson. Valla onu okurken ben yazdım. Hala saklarım o kağıtları. Böylece Nazım'ı tanımadan hemen Valla vasıtasıyla çok şey dinledim. Ben yedek subaya gittim. Nazım hapisten çıktı ve kaçtı. Valla'nın evinde kalmış bir süre. Dedikodu olur diye Valla çekinirdi. Kimseyi eve çağırmazdı. Yani burada göremedim ben. Paris'te abidim bana Nazım'ın bir kitabı çıktı. O kitabı biliyorum zaten. Onun telif hakkı var dedi. Nazım telif hakkının Münevver'e verilmesini istiyordu. Münevver karısı İstanbul'daydı. Sen o parayı alır mısın dedi. Tristan Sara, sürrealizmin babası. Ona telefon ettim. O yayın evinde bir görevi vardı. Dedim ki böyle böyle ben alacağım parasını dedim. Hayay dedi. Bana o parayı teslim etti. Ben de Valalar vasıtasıyla Münevver'e gönderdim ama Nazım da bunu biliyordu. Aradan yıllar geçti. Ben UNESCO'ya girdim. Nazım kaçtı falan filan.
1960'ta Nazım Paris'e geldi. Abinin Dino benim Nazım'a ne kadar meraklı olduğumu biliyordu. Bir gün bana dedi ki, geldi senden de bahsettim dedi. Saint-Germain Depre'de bir otelde kalıyor. Yarın sabahleyin gel buluşalım dedi. Gittik bir de baktım Nazım'la abinin Dino orada oturuyorlar, beni bekliyorlar. Nazım'la kucaklaştık böyle 40 yıllık dost gibi. Orhan Kemal'i sordu, Mehmet Ali Aybar'ı sordu, Sait Faik'i sordu. Abidin dedi ki, bundan sonra sana emanet dedi. Nazım ertesi gün bana UNESCO'ya geldi. Resepsiyonda biliyorlardı kim olduğunu. Nazım'dan toplanmış herkes imza alıyor, resim çektiriyor falan. Aman kurtar sıkıldım buradan dedi. Aldım odama götürdüm, odama da başka arkadaşlar geldi. Onlar da yine imza aldılar, resim çektiler. UNESCO'yu dolaştık, ona bilgi verdim. Sonra dostluğumuz devam etti. Başka yerlerde de buluştuk. Bir gün beraber Sendüli'ye gittik. Nazım, Abidin, karıları, benim eşim Nezihe falan. Sonra Nazım Küba'ya gitti. Fidel'le konuştu, geldi. Küba anılarını anlattı. Fidel Castro, ya ben çocuktum seni bilirdim. Sen bak dimdik adamsın demiş, gençsin demiş falan. Havana röportajını yazmıştı. Onu okudu, bandı aldım onu. Saçları saman sarısını yazmıştı. Onu da bandı aldım. Bunlar benim hayatımın en tatlı belgeleri. Birkaç şiir daha okudu. Bir akşam da yemek yedik hep beraber. Çok sevdim Nazım'ı. Gayet sıcak, güven veren bir sesi, davranışı vardı. Numara yapıyor diyemezdi. Saklıyor mu diyemezdi. Mutlaka açık açık bildiğini anlatıyordu. Güzin'in anlattığı bir olay var. Nazım geldiği zaman abidin diyor ki, sen gezdir yarın benim işlerim var diyor. Güzin'e bırakıyor. Güzin karısı yani, Güzin Dino. Abin diyor ki, dikkat et Nazım diyor. Yolda tanımadığın insanlar gelirler, seninle dostluk etmeye çalışırlar. Polis de olabilir, bunlara dikkat et diyor. Yüz verme diyor. Ne diyorsun? Abin diyor, bir polis gelecek, benim boynuma sarılacak ve ben reddedeceğim. Ben de sarılırım diyor. Değil mi? Böyle bir adam Nazım. Türkiye'ye ait her şeyi dinlemek, öğrenmek isterdi. Tam bir özlem içindeydi. Ama gelmesi söz konusu değildi tabii. Ve o zaman bu buluşmamızı ben yazamadım. Nazım'ı yazmak, Nazım'dan söz etmek suçtu. Çekindim. Neden sonra, kaç sene sonra ben bunları yazabildim. Ayrılık demir çubuk gibi sallanıyor havada. Çarpıyor yüzüme yüzüme, sersemledi. Kaçıyorum, ayrılık kovalıyor beni. Yolu yok elinden kurtulmanın. Dizlerim kesildi, yıkılacağım. Ayrılık zaman değil, yol değil. Ayrılık aramızda bir köprü, kıldan ince, kılıçtan keskin. Hıfzı Topuz, Türkiye'de ilk kez 10 Temmuz 1952 tarihinde kurulan Gazeteciler Sendikası'nın kurucularındandır. Ben 52'de Paris'e gittiğim zaman bu sendika işleriyle falan meşgul oldum. Döndüm, ya bir sendika kuralım dedim. Oradan da statülerini falan getirdim onların ve tasarıyı 3 kişi hazırladık. Biri İhsan Ada, Rodoslu, biri Burhan Arpat, biri de ben. İhsan ateşli bir solcuydu ama partili falan değildi. Burhan da aynı vaziyette. Kapı kapı dolaşıp ben üye topluyorum. Bütün gazeteleri dolaşıyorum. Ahmet İhsan vardı. Cumhuriyet'in yazı işleri miydi? Sonra Hürriyet'in oldu. İhsan Bey gelin dedim, sendikaya herkes giriyor. Aman dedim, sendika komünist kokuyor dedi. Bunun adını değiştirdi. Muavenet Yardım Derneği diye buna. Olmaz mı bu sendika? Girmedi sonra ama herkes girdi, orada girdi. Girmeyen kalmadı. Sendika bir güç oldu. 1952 yılında kuruluyor İstanbul Gazeteciler Sendikası. Fahrettin Kerim Gökay İstanbul Valisi gazetecileri çağırıyor makamına, vilayete. Diyor ki işte artık diyor demokrasi geldi. Dolayısıyla gazetecilere de sendikal haklar sağlanıyor. Siz de artık bir sendika kurabilirsiniz. Sendikanın bir tüzüğünün yazılması lazım. Tüzüğünü yazan 3 kişi de Hıfzı Topuz, Burhan Arpat. Sosyalist düşünceyi benimseyen o 1950'li yıllarda kişiler, bu insanlar aynı zamanda okumuş yazmış insanlar, özellikle Hıfzı Topuz Fransa'da bulunmuş, Fransız sendikalarını incelemiş, basın sendikalarını, dolayısıyla tüzüğünden haberdar, dolayısıyla tüzüğünün yapılmasında Hıfzı Topuz'un çok ciddi katkısı var. Cağaloğlu'ndan vilayete yürüyüşümüzü yeniledik ve de sendikada da bir etkin panel düzenledik. Eylem yaptık yani özet olarak. Ankara'da da onun yasa çıkarılması sürecindeki kavgasının içinde olduk. O süreçte eski sendikamızda yöneticilik yapmış insanları anı da katmayı gereğini duyduk ve yaşayanların hepsini çağırdık. Ve ben o zaman
sonraki uluslararası kültür kariyerine katkıları ve çalışmalarıyla çok iyi tanıdığım Hıssı Topuz Hoca'nın da bizim aslında ilk başkanımız olduğunu öğrenmiş oldum. Sendikamızın ilk başkanı olduğunu ve çok büyük bir gönüllülükle bizim bütün etkinliklerimize katıldı. Söyleşilere katıldı, tavır koydu. Paris'te bulunduğu sırada UNESCO'ya eleman alınacağını duyar ve başvurur. Pek umudu olmamasına rağmen 80 kişi arasından işe alınır. Paris'te UNESCO merkezinde iletişim sektöründe önce gazetecilik eğitimi ve basını geliştirme, daha sonra 1975 yılında Özgür Haber Dolaşımı Şefi olarak tam 26 yıl çalışır. Adaylığımı koydum, görevleri de tanıyordum. Dedim ki ben adayım, böyle böyle ne dersiniz? 80 aday verdiler, hiçbir şey söyleyemezdiler. Ben de umudumu yitirdim ve Strasbourg'dan döndükten sonra bir arkadaşım vardı, Saadettin Gökçepınar. Onun çiftliği vardı Beykoz'da. Bir süre orada kaldım. İstanbul'a döndük yine birkaç gün için. Telefon geldi Paris'ten. Diyor ki, sen adaylığını koydun, seçildin. Sana bildirdik, cevap gelmedi. Vaz mı geçtin, başka bir şey mi yapıyorsun? Aman nasıl olur dedim, hemen bir telgraf çektim, geliyorum dedim. Benim işime başlamam için bir ay vardı. Bir ay orada biraz sıkıntılı vakit geçirdim. Param da kalmamıştı. Otele gittim. Otelciye dedim ki böyle böyle ben çalışmaya başlayacağım. Ama aylığımı ay başında alacağım dedim. Hiç mesele değil, aldığınız zaman verirsiniz dedi. Oh, rahatladım. 1 Ocak 1958 işe girdim. Orada bir genel müdür yardımcısı vardı. Beni şeyden tanıyordum, Strasbourg'da konferans vermeye gelmişti. O beni tutmuştu nedense yani. O da gazetecilikten gelmedi o adam. UNESCO'da genel müdür yardımcısı olmuştu sonra. Beni önemli bir göreve getirdi. Yaptığım iş gazetecilik eğitimiydi. Gazetecilik eğitimi demek bütün dünyada gazetecilik eğitimini destekleyecek bir takım projelerin gelişmesini sağlamak. Ünlü profesörleri, gazetecileri çağırıyordum. Onlarla beraber oluyordum. Bazı yerlerde gazetecilik eğitiminin geliştirilmesi için bizden yardım istiyorlardı. Bazen uzman buluyordum. Diyordum ki sen gidip yardım edebilir misin diye. Bazıları da bana cazip gelince kendim gidiyordu. Kongo'da bir görev açıldı. Kongo yeni bağımsızlığa kavuşmuştu. 6 aylık falan bir seminer düzenledim. İlleri dolaştım. Oradaki memurlar arasından seçtim. Onları getirdim. Lumumba'nın sekreteri falan vardı. Onu da Stanley Bill'den buldum, getirdim. Gazetecilik tarihi, gazetecilik teknikleri falan dersi veriyordum. Bamako'ya gidiyordum mesela, Mali'nin başkenti. Bir iki kere gittim, orada adamlarla çok dost oldum. Burkina Faso, oraya gittim. Fidiş kıyısına gittim. Böyle birçok yerlere gidip orada eğitim seminerleri düzenliyordum. Bana çok sıcak geliyordu. Neden? Bir defa evde çocukken dadılarım vardı Afrika'da. Biri Habeş, biri Sudan'da. Eve misafir geldiği zaman benim yatağımı alıyorlardı. Ben onların yanına gidiyordum. Yani onlar benim büyük annem gibiydi falan, böyle bir şey. Yani Afrika şeyini, kokusunu onlardan aldım. Latin Amerika'ya da gittim böyle. Avrupa'da da Budapeşte'ye falan gittim. Dünyayı tanıma imkanı bana sağladı mı? 1974-1975 yıllarında İsmail Cem'in de TRT Genel Müdürü olduğu dönemde bir yıl süreyle TRT kurumunda radyolardan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini yürütmek için Türkiye'ye döner. Yaklaşık bir yıl görev yaptıktan sonra iktidarın değişmesiyle birlikte İsmail Cem ve kendisi görevden alınır. TRT'de bir münhal oldu. Genel müdürlük açıldı. İsmail Cem genel müdür oldu. Bana dedi ki gelir misin, beraber çalışalım dedi. Hayır gelirim dedim. Ben de ayrılıyorum dedim. Yapma dediler ya. Türkiye bu. Yani ne olacağı belli olmaz. Yarın bir darbe olur. Açıkta kalırsın dediler. Sana bir senelik izin verelim, ondan git. Eğer tutarsa kalırsın. Öyle yaptım. Kalktım geldim TRT'ye. Cem de ben de bir sene kaldık TRT'de. Ama TRT'ye bambaşka bir hava verdik. Yani bir defa TRT'de sansürü kaldırdım. Radyo programlarını canlı yayına çevirdim. Ruhi ilk defa orada çıkarttık falan. Çok iyi bir ekip kurdum. Onların hala temasım vardı. Kadın dünyasını yaptırdım. Gülşeri vardı. Gülşeri geçen hafta buraya geldi. Şimdi yaşlanmış, kulakları duymuyor falan. Sabahleyin günaydın programı vardı. Canlı yayın oluyordu. Sabahtan sabaha programı canlı oluyordu. Kadın dünyası canlı oluyordu. Eve dönüş programı. Hepsi canlı oluyordu. Bunlar denetim kurulundan geçmiyordu. Yani birdenbire sansürsüz bir yayın dönemi başladı TRT'de. Geniş yankı uyandırdı yaptığım yayınlar. Gazetelerde hep olumlu yazılar çıkıyordu hakkımızda. Beni de boyuna göklere çıkartıyorlardı o zamanlar. Hakikaten bir devrim oldu TRT'de. Ondan sonra malum
Sadir Mak gitti, devrildi. Demirel iş başına geldi. Demirel iş başına gelince Cem'i görevden aldılar. Beni almaya kalktılar. Nevzat Yalçıntaş TRT'nin başına tayin edildi. Benim odama geldi. Siz ne yapmayı düşünüyorsunuz dedi. Ben genel müdür oldum ama dedi kendi ekibimizi biz kuracağız dedi. Yani artık bana iş kalmadığını söylemek istedi. İstifa edin dedi. Ha beni siz tayin etmediniz dedim. Yönetim kurulu tayin etti dedim. Yönetim kurulunun değiştirmesi lazım, geri alması lazım. Yönetim kurulu da tamamen bizden yanaydı. Hemen bu yönetim kurulunu değiştirdi. Bize kapı görüldü. UNESCO'ya döndükten sonra da dedim ki ya ben yaptığım işlerden, eğitim meselesinden bıktım artık. Yeni bir programı ele almayı tercih ederim dedim. Beni o zaman Özgür Haber Dolaşımı bölümüne getirdiler. Amerika'da UNESCO kurulurken diyorlar ki Özgür Haber Dolaşımı diye bir şey yapalım. Gazeteciler her yere girebilsinler. Yani yasaklı ülkelere gidebilsinler. Budapeşte'ye giden bir gazeteci, Moskova'ya giden bir gazeteci haberini alıp yazıp gönderecek. Hiç sansüre falan uğramayacak. İstediği haberi kendi ülkesine gönderecek. Buna Özgür Haber Dolaşımı deniyor. Amerika bir ajan da gönderebilir şey için, gazeteci sıfatıyla. O ajan her yere gelip çıkabilir, haberlerini verebilir. O devlet buna karışmaz. UNESCO'da dengeler değişti. Bir yıl Afrika ülkesi, Asya ülkesi bağımsız oldu ve bunlar UNESCO'ya bağımsız üye olarak girmeye kalktılar. UNESCO Genel Müdürü emekliye ayrıldı. Yerine bir Senegalli geldi. Amadou Mokhtar bu. Yani Ahmet Mokhtar bu. UNESCO'nun 2 yıllık programını değiştirmeye kalktık. İçerik kazandırdık. Özgür ve dengeli haber dolaşımı dedik. Yani haber bir taraftan çıkmakla kalmayacak. Afrikalı gazeteciler gidecek. Her yerde çalışabilecek. Ve hiçbir sansüre uğramadan yerine gönderecek. Ben orada sorumlu bir duruma geldim. Bölgesel gazeteci örgütlerini bir araya getirmek, mesleki konuları tartışmayı programıma aldım. Patronlar katılımı olmadan, sadece gazetecilik örgütleri. Şimdi biz çeşitli yerlerde bu bölgesel toplantıları düzenledik. Gerçek mesleki sorunları ele alıyorduk. En önemli konu da gazetecilerin korunmasıydı. Basın kartını kim verecek? Devlet veriyorsa tek başına, devlet kendi adamları ne basın kartı verir? Öbürleri basın kartı alamaz. Devletin düzenlediği bir komite olsun, yani bunun içinde işverenler de olsun, gazeteci sendikaları da olsun. Onlar versin. Yani devlet tekelinden biz kurtulmaya kalktık. Amerika bunu şöyle sabote etti. IPI'nin temsilcisi Peter Galliner geliyor bizden konuşuyor. Yanında da böyle gayet güzel bir kızla beraber geliyor. Rosemary Reiter diye bir kız. O da böyle gayet cazip. Büyüleniyor bazı insanlar. Projelerimizi anlatıyoruz. Tamamen aksini yazıyor. Bunlar bildiri yayınlıyorlar. UNESCO devlet otoritesini destekliyor. Diktatörlüğü destekliyor. Gazeteci kartlarının devlet tarafından verilmesini istiyor. Amerika cephe aldı bizi. UNESCO'dan 1983 yılında emekli olduktan sonra Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde akademisyenlik yapar. Yaklaşık 6 yıl boyunca siyasal iletişim, iletişim politikaları, kültür politikaları dersleri verir. Hıfzı Topuz'un verdiği dersler Türkiye'de bu alanda verilmiş ilk derslerdir. Hürriyet bir gezi düzenliyordu Kıbrıs'a. Gazeteciler, eski bakanlar falan filan. Ben de o grupta vardım. 2 uçakla Kıbrıs'a gittik. Demirel falan da var. İşte o dönemde Kıbrıs bayrağı hazırlanmıştı Hürriyet'te. O bayrak götürdük. Bugünkü Kıbrıs bayrağı o oldu. Yılmaz Büyükerşen de Anadolu Üniversitesi rektörü olarak toplantıya katılmıştı. Bizde ders vermez misin dedi. Ha tabii dedim. Benim için bir şey, yeni bir şeydi üniversitede ders vermek. Çok iyi bir havayla karşılandım. Yılmaz sen istediğin şeyi yap dedi. Dersin ne olacak? Siyasal iletişim dedim. O zaman siyasal iletişim diye ders yoktu. Böyle bir mefhum yoktu. Ama biz bunlarla da uğraşıyorduk siyasal iletişimle. Bu UNESCO'da son ele aldığım konulardan biriydi iletişim politikaları. Şey yapmayalım dedi buradaki bir bölüm şefi. Siyasal reklamcılık diyelim buna. Siyasal iletişim kelimesini kullanmaktan bile korktu adam. Ben dedim aynı dersi vereceğim, değiştirmeyeceğim. Ben reklamcılık dersi vermeyeceğim. Siyasal iletişim dersi var. Ama programa siyasal reklamcılık diye girdi o ders. Ben Anadolu Üniversitesi'ni çok sevdim. Orada 6 sene falan ders verdim. Hafta bir, hafta bir daha doğrusu. Gidiyordum, gece orada kalıyordum, 2 gece falan. Bütün öğretim üyeleriyle benim çevremde çok dost oldum. Öğrencilerle çok yakın dostluk kurdum. Onlar yıllarca gelip gittiler bana. En son Kıbrıs'a çağıran yine Anadolu Üniversitesi'nden bir öğrencim oldum. Çok sevdim o işi.
İstanbul Üniversitesi'nden de Niyazi vardı Öktem. Dedi ki ya bizde de bu dersi ver dedi. Hay hay dedim. Burada da bir bölüm açıldı. Orada da ders vermeye başladım. Eskişehir'de yüksek lisans, burada doktora dersi veriyordum. Meşgul ediyordu. Çok hoşuma gidiyordu. Yeni bir kitap yazdım. Siyasal iletişim diye. Deneyimlerimi anlattım. Siyasal iletişim dersi üniversite programlarına girdi. Dersin adı siyasal iletişim oldu. Siyasal iletişim kitapları çıkartıldı. Bugün bir yığın siyasal iletişim uzmanı var. Halen Onursal Başkanlığını yürüttüğü İletişim Araştırmaları Derneği, yani İLAD'ı kuran Hıfzı Topuz, 1962 yılından itibaren başta Akşam ve Cumhuriyet gazetesi olmak üzere pek çok gazeteye yazı dizisi ve inceleme yazıları yazar. Uzun yıllar İLAD'da Hıfzı Topuz'la çalışan Recep Yaşar Topuz'un hayatında önemli bir yere sahiptir. İletişim Fakültesi mezunu olarak zaten Hıfzı Topuz'u biliyorduk. Okulda da, derslerimizde de görmüştük. İLAD'da başladıktan sonra bir baktım, Hıfzı Topuz İLAD Başkanı. İLAD'ın yönetim kuruluna girince tabii Hıfzı Hoca'yı daha çok yakından tanıma şansımız oldu. O artık, evet Hıfzı hocamızdı ama benim artık Hıfzı abimdi. Hıfzı abinin bir de benim en çok etkilendiğim yanı özgürlükçü kimliğidir. Hem ülke bağımsızlığına çok inanır, onun Yılmaz bir savunucusu, bir devrimci ama birey olarak özgürlüğüne çok düşkün. Şimdi Hıfzı hocamız Paris'ten döndükten sonra Türkiye'de İletişim Araştırmaları Derneği olmadığını fark ediyor ve böyle bir dernek kuruluşu için çalışmalara başlıyor. Kapsamlı çalışmalar yapıyor. İşte o derneğin kurulma aşamasında, kurulduktan sonra beni de davet etti. Ben de yönetim kurulu toplantılarına daha yönetim kurulu üyesi olmadan katılmaya başladım. Daha sonra da yönetim kurulunda yer aldım. Ondan sonra genel sekreteri oldum İletişim Araştırmaları Derneği İLAD. Hıfzı hocamız kurucusudur. Ve yıllarca beraber çalıştık. 1997 yılında ilk biyografik romanı Meyyale yayımlanır. Meyyale'nin ardından Başın Öne Eğilmesin, Ne Bahar, Paris'te Son Osmanlılar, Gazi ve Fikriye, Hatice Sultan, Çamlıca'nın Üç Gülü gibi pek çok eseri daha kaleme alır. Üniversite hocalarından biraz bıkmıştım. Daha böyle beni sürükleyecek bir şey arıyordum. Arkadaşlarımla sık sık konuştuğum bir konu vardı. Meyyale benim büyükannemin annesi. Onun macerasını falan anlatıyordum. Bunu yazsana diye tutturdular. Roman yazmayı hiç düşünmemiştim. Bir deneyeyim dedim. Büyükannemin annesinin aile hayatı, Hasan Paşa, Meyyale Hanım falan. Ben biraz fiksiyon ekledim ama fiksiyon az yani. Genelde gerçekleri biraz süsledim. Emre Kongar, bunu dedi biz Remzi'de bastıralım dedi. Bu kitap en az 4 baskı yapar dedi, göreceksin dedi. 29 baskı yaptı. 39. Ve birdenbire bestseller oldu. Boyuna yeni baskılar yapılıyor. Cep baskısı yapıldı. Devamı olabilir mi diye soruyorlardı. Bir de Hasan Paşa'nın ikinci karısından çocukları var. Tesadüfen ben ikinci karısından olan bir kızını gördüm. Ya ağlasana dedim, ben yazdım ama Meyyale abisi de Faik Melek Büyükelçi benim arkadaşımdı. Eve geldi, bir iki şey not aldım. Onları yazdım. Nevbahar kitabı öyle çıktı. Yani aradan 20 sene sonra Nevbahar geldi. Onun bizim bilmediğimiz tarafı. Ben Hasan Paşa'nın birinci tarafını biliyorum, karısı tarafını biliyorum, ikincisini biliyorum. O da bana çok cazip geldi. Daha basılı 6 ay mı ne oldu ve gayet iyi gidiyor yani. Son Osmanlıları bilenler vardı, benim de bildiğim vardı aileden. Onlara anlattılar. Mithat Paşa hikayesi anlatıldı, ben de araştırdım. Namık Kemal falan derken bu kitapların bir kısmı 25 baskı falan yaptı bunlar. Şunu söyleyeyim, ben bir defa mesaj iletiyorum romanlarımda. O mesajın alınıp alınmadığı da beni çok ilgilendiriyor. Onu da okuyucu toplantılarında, imza günlerinde falan anlıyorum. O da çok mutlu ediyor beni bu tepkinin olumlu olduğunu görmek. Derken Sabahattin Ali'yi yazmayı zaten düşünüyordum. Onu ele aldım. Nazım hep aklımdaydı ama bir türlü romanla başlamamıştım yani. Onu ele aldım falan. Onların edebi yanlarında üzerinde değil, özel yaşamları, çektikleri sıkıntılar, acılar, bunları yansıtmaya çalıştım. İnsani yönleri. Sonra Atatürk hakkında 4 kitap yazdım. Onda da yine yaklaşımım öyle oldu. Savaşı nasıl idare etmiş falan değil. Değil mi? İnsan olarak Atatürk bütün özel yaşamındaki duyguları falan, bunlar beni çok sürükledi. Demek ki o zamandan beri 29 kitabım çıktı. Çok mutlu oldum bunların tutmasından. Afrika kitapları ilgi görmüyor. Ben çok sevdim
Lumumba'yı. Bunun arkadaşlarıyla beraber çalıştım. Bir sene onların içindeydim. Bunu okuyan insanlar beğeniyorlar ama başlık Afrika olunca ilgilenmiyor okuyucu. Öyle olduğu halde yine ben Büyülü Afrika'yı yazdım. En son kitabım bu oldu. Afrika hakkında bu kadar deneyimim vardı, birikim vardı. Kendime göre bir uzmanlık alanım olduğunu kimse bilmiyordu. Büyülü Afrika'da o var sanıyorum yani. Afrika ve Afrika kültürüne karşı özel bir ilgisi bulunan yazar, Afrika'da bulunduğu yıllarda birkaç yüz tane mask ve çeşitli objeleri toplar. Geçtiğimiz yıllarda bu koleksiyonunu Büyükçekmece Belediyesi'ne bağışlayan Hıfzı Topuz'un amacı, kara büyülü kıtanın tanınmasını sağlamaktır. Ve her gittiğim yerde, zamanda oradan maske heykel topladım. Ya ne bulursam alıp topladım işte, onları şimdi verdim Büyükçekmece'ye. Afrika köyü şeklinde bir müze olacak böyle. Kulübe gibi çatılar hatta böyle bir şey olsun. Ondan hiç vazgeçmedim. Afrika müziği, Afrika heykelleri, Afrika sanatı, Afrikalı yazarlar. Çok dostlarım oldu. Kara Afrika'ya 25 kere gittim. Bir sene Kongo'da kaldım. Öbür yerlerde uzun kısa. Fransa'da en yakın arkadaşlarımdan biri Francis Bebe'ydi. Afrika'nın en ünlü yazarlarından biri. Şair, yazar, gitarist, bestekar. Fransız Kongosu'nda bir arkadaşım vardı. O bölgenin en önemli şairiydi. Onun evinde buluşurduk, sabahlara kadar kalırdık falan. Televizyonlara bakarken Afrika'ya takıldım mı bırakmıyorum. Ben onu tanıdım demekten onur duyulacak ve keyif alınacak bir insandır. Çok yönlü bir insandır. 1965 yılında Akşam Gazetesi'ne girdim, çalışmaya başladım. O zaman Hıfzı Bey ayrılmıştı. İyi bir gazeteci, örgütçü bir aydın, ilerici bir aydın. Ve aynı zamanda çok renkli bir insandı. Unutulmaz TRT dönemi vardır. TRT döneminde yaptığı programları hala hatırlarım. İsmail Cem dönemindedir. Daha sonra bütün kitaplarını okudum Hıfzı Bey'in. Afrika maskeleri çok değerli bir koleksiyonu vardır. Hıfzı Bey sohbeti aranan, varlığı değerli, çok yönlü bir insan ve çok değerli bir gazeteci. Türk basını Hıfzı Bey'den daha fazla istifade edebilirdim ama uluslararası alanda istifade ettiler Hıfzı Bey'den. Afrika'da da gazeteciliğin gelişmesinde Hıfzı Bey'in çok rolü oldu. Gazetecilik abidesi Hıfzı Topuz. Gerçek anlamda böyle. Çünkü Hıfzı abinin kitaplarında gazeteciliğin bütün kuralları uygulanıyor. Mesela fotoğraf altı olmayan bir tane fotoğrafı yoktur. Yayınlanmaz gazetede. Yeni gazeteciler, Hıfzı abiye göre yeni olanları söylüyorum, öyle şeyler yazıyorlar ki, meclis grup toplantısında yaptığı konuşma ortalığı sarstı. Abi ne zaman, hangi meclis grubunda, yani onu tarihi gün boyu yazacaksın. Hıfzı abi de hiç aksamaz, edebiyatçı olmak iddiasında değilim, gazeteciyim demesine karşın müthiş bir edebi lezzet vardır kitaplarında. Kurgu kitaplar yazmıyor, direkt araştırıyor, tarihi temelleri olan şeyler yazıyor. Hiç bitmeyen müthiş bir enerjisi var. Hiç bitmeyen. Her gün yeni bulduğu konularla ilgili sanki kendisi de yeni duymuş ve tanımış gibi, tanışmış gibi o konularla anlatıyor. Çalışmaların çoğunu, her şeyini o zaten eliyle kes yapıştır kopyala şeklinde, hiç bilgisayarsız, tamamen manuel yapabiliyor. Ben onları şimdiki yeni nesil işte dijital dünyaya uyarlıyorum diyebilirim. Bir kere sorduysam o kelimeyi Hıfzı Bey anında değiştiriyor onu. Hemen farklı bir kelime buluyor oraya. Nasıl bir kitabı okurken onu böyle hayal ediyoruz, işte kafamızda kurguluyoruz. Ben de onu Hıfzı Bey'den dinlerken, yazarken o şekilde anında yaşıyorum ilk hissiyatıyla. Hıfzı Bey'le ben de evrildim. O beni yoğurdu gerçekten. Bende emeği çok çok büyüktür. Şimdi Hıfzı Bey'in ben editörüyüm. Yani onun kitaplarının yayına hazırlanmasında görev alıyorum. Hıfzı Topuz çok renkli bir kişilik bir kere. Eserlerinde yarattığı dünya ile, dünyalar ile de geniş okur kitlelerine seslenebiliyor. Cumhuriyetli yaşıt bir kişilik, 1923 doğumlu. Ve o yaşıtlığın da bilincinde bir aydın. Memleketimizi Paris'te UNESCO nezdinde temsil etti uzun yıllarca. Türkiye konsolosu gibi çalıştı. Buradan geçen giden bütün aydınlar ilk ona uğradılar. Abidin Dino ile dostluğu var. Nazım Hikmet Paris'e gelince ilk onu görüyor. Birlikte bir yemekte bir arada buluştular. Fikriye olayı, bana Atatürk'ü anlattılar, Atatürk sesleniyor gibi Atatürk odaklı, Kurtuluş Savaşı odaklı eserler verdi. Daha sonra da bizim dünyamızı aydınlatacak önemli isimlerin biyografik çalışmalarına yöneldi.
Sabahattin Ali'yi ele aldı. Başın öne eğilmesin. Nazım Hikmet'i yaşamını hazırladı. Tevfik Fikret'in aydınlanmacı felsefesini ve Galatasaray Lisesi ile ilişkisini anlattı. Namık Kemal'i yazdı. Başın öne eğilmesin. Elbet bir gün sabah olacaktır. Vatanı sattık bir pula. Bütün kitapları yan yana koyduğunuz zaman anlamlı bir cümle oluşturuyor. Hıfzı Bey benim babamın Avni Erbaş'ın çok yakın arkadaşıydı. Ben her zaman Hıfzı Bey'i babamdan dinledim. Onların çok güzel bir dostlukları vardı. Yani 1954'lerde zannedersen başlayan. Şimdi Hıfzı Bey'e babam çok mektuplar yazmıştır. Yani mektuplaşmışlar bunlar senelerce. Babamın Hıfzı Bey'e yolladığı bütün mektupları Hıfzı Bey saklamış. Hıfzı Bey'i tanımak yani benim için çok kıymetli. Müthiş bir adam. Yani Hıfzı Bey'in varlığı bizim hayatımızı zenginleştiriyor. Çocukluğunda tanıdığı Atatürk, İsmet İnönü, Sabahattin Ali, Nazım Hikmet, Orhan Kemal, Abidin Dino, Fikret Mualla, Avni Arbaş, Güzin Dino, Doktor Safter Tarim, Melih Cevdet, Zekeriya ve Yıldız Sertel, Pertem Naili ve Hayrünisa Boratav, Tülay German, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Necati Cumalı, Ruhi Su, Yaşar Kemal, Çetin Altan, Demirtaş Ceyhun, Ahmet Taner Kışlalı, Jean-Paul Sartre ve daha niceleri. Onun hayatında unutamadığı biri daha vardır. René Carlos. UNESCO'da benimle aynı dönemde, aynı ay göreve başlayan bir İsviçreli gazeteci vardı. René Carlos ve ünlü bir gazeteciydi René Carlos. Çok dost olduk. Türkiye'de baskı dönemiydi. Tutuklamalar başlamıştı gazetecinin. Melih Cevdet'in de tutuklanacağına dair haberler çıkıyordu. Rene'ye dedim ki ya ne yapabiliriz? Kurye'nin başındaydı. Kurye dergisi vardı aylık UNESCO'nun. Bu sayıda dünyanın ünlü yazarları diye kapağı 10 yazar resmi koyuyorum. Bunların birini çıkartayım onun yerine Melih koyayım. Melih Cevdet. Ve o sayıda Melih Cevdet Kurye dergisinin kapağında çıktı. Tutuklamadılar Melih'i. Onun etkisi oldu mu? Belki olmuştur. Savaş sırasında gazeteci olarak İsviçre'den İtalya'ya gidiyor. İyi kayak falan kullanıyor. Harpleri aşarak gidiyor. Gümrükten, sınırdan, polisten falan geçmeden doğru gidiyor. Partizanlar buna yol gösteriyorlar, haber veriyorlar. Şuraya git, buraya git diye. Hepsiyle arkadaş. Ve bir gün yine kayaklarla geliyor bir yere. Adam buna diyor ki, Rene diyor, yarın sabah bilmem ne köyüne git diyor. Orada diyor önemli bir habere tanık olacaksın, bunu sen yazarsın diyor. Ne olduğunu söylemiyor. Rene de kalkıyor sabahleyin, o köye gidiyor. Bir de bakıyor, halk meydanda toplanmış. Ve meydanda bir tel gerilmiş, üzerinde iki ceset sallanıyor. Clara Petacci ile Benito Mussolini. Partizanlar öldürmüşler, Rene'ye haber veriyorlar. Başka gazeteci yok. Durmadan resimler çekiyor, bütün filmlerini bitiriyor. Ve bütün dünya yayılan resim bunun çektiği resimler, Rene'nin çektiği resimler. Burada Mavi Yolculuğa da katıldı. Rene çok sevdi bizim arkadaşları orada. Sabahattin tabii düzenliyor onu, Sabahattin Eyüboğlu. Bitiyor, diyor ki ben bir geceye daha katıldım diyor. Herkes iniyor, Rene kalıyor. Bir gün şöyle bir şey olmuş. Gidiyoruz diyor yolda denizde. Birdenbire bir telaş, bir şeyler konuşuyorlar falan. Ne olduğunu anlamıyorum diyor. Ama batıyor mu izledim de oluyor böyle bir telaş bunlar da. Hayrola demiş, ne var demiş. Rakımız kalmadı demiş. Panik herkeste. Yanaşıyorlar bir yere, açıkta duruyor tekne. Sandalla kıyıya iniyorlar, rakı stoku yapıyorlar. Paris'te de bir çiftlik evi vardı, onu bıraktı. Güneyde bir çiftlik aldı, evi aldı. İlkel bir köyde, orta çağdan kalma bir bina belki, orada yaşıyordu. Ben gidip onun evinde kalırdım. O müthiş eğlendirdik. Gazeteciyi tamamen bıraktı, bir daha yazı falan yazmadı. Ama orada yaşadı sonuna kadar. Şu an hayatta olan kız kardeşi Gülen Zeytinbaş'ın Darıca'daki evine konuk olup ağabeyi Hıfzı Topuz'u konuştuk. Valla Hıfzı Bey'le aramızda dostluk ilişkisi ve sevgi var. Çekinirdim, korkardım ama bana çok yakındı. Çok iyi arkadaştı gene de. Gelirdi bana filmleri anlatırdı oyalamak için. Ondan sonra sinemaya götürürdü beni. Gazeteciliğe başladığı zaman tiyatro biletleri falan gelirdi. Mesela bir opera bileti vardı. Oraya götürdü beni. Benim için çok büyük olaydı bunlar. İlk defa beni yurt dışına çıkardı. Bir Barcelona seyahati vardı. Gazetecilerini ayarladı. Ay nasıl içim gidiyor, ben de gideyim diye. Tuttu. Ona bilet ayarladı. Beni de aldı. Müthiş ufkumu açan bir seyahat oldu. Sonra Paris'e gitti.
Bu sefer mektuplaşmaya başladık. O hafta diyor şeye gittim, Louvre'a gittim diyor. Orada diyor empresyonistlere baktım, seyrettim diyor. Yazmış. Renoir, Van Gogh, Monet, Manet. Yani böyle bütün isimlerini yazmış. Arkasında bir parantez. Bunları laf olsun diye yazmıyorum ha, öğren. 13 yıldır Hıfzı Topuz'un asistanlığını yapan Meltem Sarıyel, Hıfzı Topuz'u onun bilinmeyen yönlerini Ankara'daki Afrika objeleri ve masklarıyla yapılan resim sergisini anlattı. Hıfzı Bey'in evinde asılıydı onlar. Bütün duvarlar masklarla, işte her yer o heykellerle doluydu. Dolayısıyla ben onlara buradan aşinaydım zaten. Daha sonra onları bağışladı Hıfzı Bey. Büyükçekmece Belediyesi'ne bir müze kurulması için. Oradaki bakımından da ben sorumluyum. Hıfzı Bey onları işte evdeyken ilaçlardı. Ben onu her zaman izlerdim zaten. Dolayısıyla buradan aşinayım. Daha sonra oradaki yani Büyükçekmece'deki bakım da ben yapıyordum. Sonra İzmir'de bir sergi açıldı ilk etapta. Oraya da beraber gittik. Oradaki kurulumda da bulunduk. Eserlerin nasıl sergilendiği, asılması, Hıfzı Bey'in dediği gibi altının künyeleri, yazıları vesaire. Orada da biraz daha bir şeyler öğrendim, kazandım. Hangi etnik topluluktan geliyor? Hangi devlette o etnik topluluk? Onların hepsini öğrendi tabii. Orada çünkü bir kitap basıldı. Hıfzı Bey de onun içeriğini yazdı. Dolayısıyla tüm Afrika kültürüne Hıfzı Topuz sayesinde Türkiye'de vakıf olmuş olduk. Ay 25'inde benim doğum günüm. 25 Ocak. Yani artık bıktım doğum günümü elime kutlamaktan. 96 senedir. Hiç değilse yani 80-90 kere kutladım galiba. Çocukken yalnız kutlardım evde. Sonra bizimkiler şaşırırlardı. Ben böyle çay yapardım. Bugün benim doğum günüm derdim. Sonra daha geniş toplantılar yapmaya başladık. Bu sene biraz sıkılıyordum yapmaya. Geçen sene de yaptık. Sonra 95. yıl diye. Ama onu çağır, bunu çağır. Bir de baktım ki iş büyüdü. Yani onu çağırmasan olmaz falan. Yine bizim Galatasaraylılar Derneği'ni kapatalım dedik. Öyle yaptık. Böyle bir toplantıda sizlerin olmanızı mutlaka istedim yani. Şimdi siz benim hayatımda varsınız. Hayatımın her safhasını çekiyorsunuz, belgeselleşiyor. Bunları ebedileştiriyorsunuz. Onun için çok rıza ettim Musa Kaplan'a. Size lütfen gelin diye. Geldiler orada ne yemek yediler, ne sofraya oturdular. Bu oyuna dolaştılar, çekim yaptılar. Çok müteşekkirim. Duayen iletişimci, gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz, günümüzde de halen gazetecilerin özgürlüğü ve özgür basın için çalışmalarını devam etmektedir. Kitap okumayı, insanlarla iletişim kurmayı çok seven Topuz, kendi tabiriyle mutluluğun resmini yapmasa da, hayatın tadını çıkarta çıkarta doyasıya yaşamaktadır. Tıpkı Rosa Luxemburg gibi havada uçan özgür bir kuşa bakarken mutluluğun doruğuna yükselir Hıfzı Topuz.